çeltik dendiği zaman bütün dünyada bu işte bir darıcan, bunun değişik türleri vardır. Ülkemizde bunların 4-5 tanesi görülmekte çeltik tarlalarında. Bir de kız otu Sperus türleri dediğimiz. O da ikinci bir önemli otudur. Ama bunun yanında son zamanlarda maalesef işte baraj otu, menekşe otu diye çiftçi, bunu biz heterantara türleri deriz. Baraj otu, leptokloa türleri deriz. Onlar da ülke genelinde sorun olmaya başladı. Çiftçilerimiz şu anda bu otlarla kontrol edebilecek imkana sahipler. Yani kimyasal kullanılarak. Ancak özellikle darıcanda bazı yeni darıcan türleri var. Sadece bu ülkemizde sorun değil. Bizim gibi ılıman iklim kuşağına giren, bugün İtalya'da da, Amerika'da da Echinocloa oryzicola diye bir türü var. Bu çeltik, çelteğe benzer. Bunu maalesef şu andaki piyasadaki mevcut ilaçlarla kontrol etmek biraz zor. Çünkü bu otların bazı ot variyeteleri de var. İşte Echinocloa oryzicola dedikleri, çeltiksiz darıcan, çiftçilerimizin çuval darısı diye tabir ettikleri. Bunları bir şekilde mevcut ilaçlarla, ticari isim vermek istemiyorum, kontrol etmek bir aşamada kolay. Ama bu Echinocloa oryzicola dediğimiz şeyle maalesef bir geçen yıl bir yine Tayland'da bir uluslararası konferansta bir Amerikalı profesör bir sunu yaptı. Orada da gördüm. Onlarda da şu anda Amerika'da bulunan bütün mevcut yabancı ot ilaçları maalesef bu dediğimiz Echinocloa oryzicola'yı kontrol edemiyor. Etkili değil yani. Etkili değil. Bizim ülkemizde de o şekilde. İşte bunları belki çiftçilerimiz işte çeltikte kullanılmayan başka ürüne tavsiye edilen ilaçları kullanarak ürüne zarar verse de hani denize düşen yılana sarılır hesabıyla kontrol etmeye çalışıyorlar ama bu bir de bunun yanında şey var, kırmızı çeltik, evet. Bandık dedikleri işte Anadolu'da. Burada kart çeltik ifadeler çiftçilerimiz. Dünyada bu biz burada kırmızı çeltik diye yoz çeltik derler çiftçilerimiz ama Widerais diye bir yabancı ot olarak algılanır çeltiğin. Buna karşı da özellikle bu makine hasattan sonra çeltik ekim alanımız, çeltik ekim üretimi artması sonra genişledi. Evet. Ve monokültür halinde, çünkü biliyorsunuz ülkemizde çeltik ekimi elifi sınırlı bir alan var. Burada üst üste çeltik ekimi sonucu bu kırmızı çeltik sorunu daha da arttı. Sözü nereye getirmek istiyorum? Bu İMİ grubu, İMİ teknolojisi geliştirdi. Bu işte kırmızı çeltik ve mevcut konvansiyonel dediğimiz çeltik yabancı ot ilaçlarına dayanıklılık, direnç gösteren ot tür ve çeşitlerine karşı. Bu İMİ teknolojisi ne demek? İMİ teknolojisinde şu var. Bir gen bulmuş Amerika'da bir mutasyonla. Bu geni taşıyan bitkiler imazomox içerikli yabancı ot ilaçlarına karşı dayanıklı. Ama bu imazomox'u uyguladığımız zaman o hem kırmızı çeltiği öldürüyor, kontrol ediyor. Hem de diğer konvansiyonel yabancı ot ilaçlarına dayanıklılık gösteren ilaç yabancı otların çoğunu işte yine burada antiparaz olarak belirteceğim. Echinocloa oryzicola maalesef hariç. Ama bazı diğer direnç gösteren darıcan ve kız otu türlerini kontrol ediyor. Bizde siz ne yapıyorsunuz? Yani bu teknoloji Amerika'da geliştirilmiş, Türkiye bizde bir çalışma var mı? Bizde de olan dünyada başka bölgesinde geliştirilen teknolojiyi biz de yakından takip ediyoruz. Şu anda bizim de buna ayakta duracak teknolojimiz var. Geçen yıl iki tane imi çeşidimizi, yani bu bitki olarak imazomox içerikli ilaçlara dayanıklı geliştirdik ve üretimimizi aldık. Bu sene çiftçilerimize 50'şer kilo, 1000 kilo birinden, 1000 kilo diğer çeşitten. Önümüzdeki yıl, bu yılki üretim programımızda genişleterek bunları tohum üretip inşallah daha ileriki yıllarda bu mevcut Osmancık'ın, Kızıltan şu anda üretimde kullanılan Halil Bey ve Edirne gibi baldo tipi çeşit Edirne. O gibi çeşitlerin de aynısını, bu geni taşıyan tiplerini çiftçilerimize hizmetine sunma şansımız olacak. Onları da geliştirdik. Tabi bu çiftçiye intikal etmesi için bir iki yıl alacak. Bu konuya burada parantez açmak istedim. Çünkü bu teknolojide çiftçilerimiz yeni yeni haber oluyor. Bizim burada çalıştığımızdan, bu konuda çalışmaya yürüttüğümüzden. Yani bu yabancı ot kontrolünde çiftçilerimiz son zamanlarda bazı sıkıntıları yaşıyor. İşte bu ilaçlara
mevcut yabancı dil ilaçlarına direnç göstermeden dolayı, ama işte bu teknolojiyi çiftçilerimize alternatif olarak sunduğumuzda onlara büyük ölçüde, özellikle başta kırmızı çeltik olmak üzere diğer direnç gösteren yabancı otları kontrolde büyük bir alternatif sunmuş olacağız. Böyle de bir çalışmamız var. Burada bunu belirtmek istedim. Bu da uygulaması nasıl olacak? Buradaki uygulama yine normal konvansiyonel ilaçlar uyguladığı şekilde ekimden 20-25 gün sonra tarla su boşaltılacak. Uygulama yapıp 48 saat sonra tekrar tarlaya su verilecek. Bu şekilde hem kırmızı çelti hem çıkan yabancı otları kontrol etmiş olacağız. Şimdi burada teknolojinin özelliğine olarak bağlı olarak ikinci bir uygulama da tavsiye ediliyor. Ekim bu birinci uygulamadan 10-15 gün sonra ikinci bir uygulamada biraz daha birinci uygulamadaki dozun %50 artırarak dozu %50 veya 2 katına çıkararak ikinci uygulamada tavsiye ediliyor. Çünkü neden? Sonradan alttan gelen kırmızı çeltikleri önleme açısından burada bu teknolojinin kullanılmasındaki en önemli nokta ilaç uygulamasından sonra tarlanızda hiçbir yabancı ot çeltik, yabancı ot kalsa da bir sürü onu yaratmaz ama kırmızı çeltik bitkisinin kalmaması. Çünkü neden? Normal bu geni taşıyan kültür tipinden kırmızı çeltiğe gen kaçabilir. Tozlamayla doğru. O tarladaki kırmızı çeltik bitkisini dayanıklı hale getirebilir. Ve sonra takip eden yıllarda bu imi teknolojisini o tarlada kullanamazsınız. Bunu burada ben özellikle çiftçilere bu teknoloji kullananlara bunu üstüne basarak bahsetmek istiyorum. Çünkü bu teknolojinin de kullanılmasının püf noktası burası. Yani uygulama iki defa yapılacak. Bir normal ilaçların uygulama zamanı, bir de ondan 10-15 gün sonra. Yani işin esprisi, eğer çiftçimiz tarlasında yoğun bir kırmızı çeltik popülasyonu yoksa, temizlediğini düşünse uygulamaya gerekmeyebilir, ama genellikle biz bu ilaç teknolojiyi çok ağır, bir yıl önce çok ağır kırmızı çeltik yoğunluğunun olduğu sahalar için tavsiye ediyoruz. O gibi sahalarda attığı zaman birinci uygulamadan sonra ikinci uygulamayı mutlaka yapmalarında fayda var. Yani birincide 200 gram ilaç kullanılırsa dekare, ikincide 300 ve en az 300, 300 ve 400 kadar çıkabilir. İkinci uygulamada doz aşımı ürünlerde herhangi bir hasar meydana getirmiyor ve net bir şekilde sıkıntı yaratmadan alttan gelecek olan yabancı kırmızı çeltik bitkilerini kontrol etme şansımız oluyor.